Mutlu akşamlar diliyoruz değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Bizim Kent programında huzurlarınızdayız. Tabii 31 Mart yerel seçimleri sürecinde belediye başkan adaylarını ağırlamaya devam ediyoruz. Tabii bu seçimlere yalnızca Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayları katılmıyor. Farklı siyasi partiler de var. Onların da adayları var ve onların da hedefleri, iddiaları var. Ve tabii ki medyanın farklı adaylara da yer vermesi, onların da kendilerini ifade edecek ortamı onlara sunması oldukça önemli. Biz de Ulusal Kanal olarak bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Bağımsız Türkiye Partisi'nin Ankara adayı Sayın Avukat Mustafa Pak Beyefendi'yi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Tabii programımıza başlarken bugün bizim saatimize göre sabah saatlerinde Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısından duyduğumuz üzüntüyü bir kez daha vurgulayalım. Tabii terörün dini, dili, ırkı yok. Terör her yerde terördür. Ve bizim terörist, başkalarının teröristi şeklinde bir yaklaşım da doğru değil. Ve bir terör saldırısı yaşandı, bir katliam yaşandı bugün. Ve çok sayıda insan da yaşamını yitirdi. Bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ve bir kez daha size de hoş geldiniz diyoruz Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum Ali Bey, hoş bulduk. Ben de aynı şekilde Yeni Zelanda'da gerçekleşen bu saldırıdan dolayı vefat eden, hayatını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm İslam camiasına, Müslümanlara başsağlığı diliyorum. Tabii terör faaliyetini de, saldırıyı da lanetle kınıyoruz. Terörün her türlüsü bahsettiğiniz gibi kınanmalıdır, lanetlenmelidir. Umarım yurtta barış, cihanda barış felsefesinin gerçekten dünyada karşılık bulduğu, tüm bu terör saldırılarının son bulduğu güzel bir dünyada bir gün yaşamış oluruz. Bir gün kesinlikle o dünyaya kavuşmuş oluruz. Bu dileklere, temennilere evet, sonuna kadar katılıyoruz. Bu dilekleri paylaşıyoruz. Maalesef. Peki efendim. Avukat Mustafa Pak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Bağımsız Türkiye Partisi'nin. Sizi bir tanıyalım isterseniz. Kimdir Mustafa Pak? İzleyicilerimize kendinizi bir tanıtın. Efendim ben 1974 Çorum Alaca ilçesinde doğdum. İlkokulu, ortaokulu, liseyi orada bitirdim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini ardından okudum. Avukatlık mesleğini icra ediyorum bir hukukçu olarak. Ankara'da yaşıyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Bağımsız Türkiye Partisi MYK üyesiyim. Aynı zamanda işte bu seçimlerde de Büyükşehir kolları Belediyesi sıvadınız, Başkan Ankara'ya aday olarak kolları sıvadık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki kolaylıklar diliyoruz size de, başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Peki nasıl gidiyor kampanya süreci? Az bir zaman kaldı değil mi artık? 31 Mart'ta bir şey kalmadı. Uzun zamandır sahadasınız, çalışıyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz süreci? Kısa bir süreç kaldı. Biz tabii uzun zamandır sahadayız. Projelerimizi uzun zamandır halka ulaştırmaya çalışıyoruz. Sivil toplum örgütlerine, basın camiasına bunları tanıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten dop dolu projeler hazırladık Ankara için. Belki Ankara'da ve Türkiye'de yani siyasete yeni bir vizyon getirecek bir çıta efendim koyduğumuzu düşünüyorum projelerimizle. Ve sahada projelerimiz gerçekten heyecanla karşılanıyor. Şu an çünkü siyasette bir tıkanmışlık var. Başarısız bir iktidar var. Artık yani orada durma sebebi kalmamış, kesinlikle kalmamış bir iktidar var. Ama tabii halk bir artık beklenti içerisinde değil. Sahada bunu çok net gözlemliyoruz. Yani iktidara bugüne kadar oy vermiş seçmen kitlesi bile artık umudunu kesmiş, hiçbir beklentisi kalmamış. Ama tabii siyasette bunun belki bir tık daha önemli karşılığı şu an problem. İktidarın karşısında halkın
umut beslediği, medyanın hani sürekli pompaladığı ve mecliste olan partiler içerisinde diyelim bir muhalefet partisi yok. Yani halk tamam bizim buradan bir ümidimiz kalmadı ama acaba bizim problemlerimizi kim çözer? Hangi parti bizim problemlerimizi çözer dediğinde şu an bunun karşılığını bu bahsettiğimiz partiler içerisinde göremiyor. Dolayısıyla şu an aslında Türkiye'de siyaset maalesef Ali Bey ortaya bir proje koymadan, bir çözüm koymadan hem iktidar için söylüyorum hem muhalefet partileri için söylüyorum. Bakın biz gidersek şunlar gelir ha. Diğer tarafta bunların mutlaka gitmesi lazım. Kim gelirse gelsin bir bunlar gitsin mantığıyla bir ideolojik bir kamplaşmayla Türkiye'de siyaset yürütülüyor. Genel seçimlerde böyle ne yazık ki yerel seçimlere geldiğimiz ortamda yerel seçimlerinde havası buna dönüştürülmüş durumda. Bu son derece içler acısı bir tablo. Yani Türk milleti olarak bu oyuna her seçimde geliyoruz. Hani bu seçimde gelmemesini milletimizin umuyoruz. Bunun için de elimizden geldiğince farklı bir ses olan ve kesinlikle bu ülkenin çözüm adresi olarak gördüğümüz ve bütün problemlere hani eserleriyle, çalışmalarıyla hani tezler üretmiş Bağımsız Türkiye Partisi'nin bir çözüm olarak tabii Türk siyasi sahnesine çıkmasını ve sandıktan güçlü bir şekilde gümbür gümbür çıkmasını arzuluyoruz. Bunun için de çalışıyoruz ki Türkiye'nin önü açılsın, Türk siyasetinin önü açılsın, Türk halkının önü açılsın ki aydınlık yarınlara ulaşmış olalım. Hı hı. Peki, tabii biraz genel bir tespit ortaya koydunuz, bir görüş ortaya koydunuz. Evet. Ankara'ya ilişkin çok sayıda projeniz olduğunu ifade ettiniz, yapacaklarınız olduğunu ifade ettiniz. Evet. Ve önünüzde ben görüyorum bir dosya da var. Evet. Oldukça hazırlıklı gelmişsiniz. Tabii. Nedir efendim Ankara'ya ilişkin hayalleriniz, planlarınız, vizyonunuz? Şimdi Ali Bey biz büyükşehir adaylığını üstlendiğimizde artık netleştiğinde üzerimizde ciddi bir ağırlık hissettik. Arkasından da o ağırlıkla beraber çözümleri tık 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 hani önümüze koyduğumuzda hafifledik ve gerçekten güçlü projeler çıkardık. Niye ağırlık hissettik? Şunun için Ankara çok özel bir şehir. Yani Türkiye'nin herhangi bir şehrinde bir aday değilim ben. Ankara'da adayım. Şimdi Ankara'yı önce bir tanımlamak gerekiyor. Biz proje oluştururken önce Ankara'yı tanımlayarak başladık. Ankara nedir? Nasıl bir Ankara bizi beklemeli? Buradan yola çıktık ve Ankara'ya getirdiğimiz tanımlar şunlar. Hani size paylaşmış olalım, seyircilerimizle de paylaşmış olalım bunu. Tabii buyurunuz. Çünkü Ankara'nın kimliğini eğer algılayamazsanız, doğru şekilde algılayamazsanız Ankara'ya gerekli projeleri üretemezsiniz. Önce Ankara'yı tanımlamak gerekiyor. Şimdi Ankara başkent olmasının ötesinde Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin hafızası olması özelliğini taşıyan bir şehir. Burası yani çökmüş bir imparatorluktan ve dünyanın en güçlü devletleri tarafından kuşatılmış bir coğrafyada imkansız bir savaş vermiş milletin idare merkezidir Ankara. Yani Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği ve savaşın kazanıldığı şehir. Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya geliyor. Savaş buradan idare ediliyor. Düşman Polatlı'ya kadar geliyor. Artık Polatlı'da durdurulup taarruzla beraber, büyük taarruzla beraber de savaş kazanılıyor. Evet. Şimdi ne demek? Burası imkansız bir, şimdi uzatmamak adına savaşı burada tarif edecek değiliz ama onu ulusal kanal izleyicilerinin çok iyi anladığının farkındayım. İmkansız bir savaşın kazanıldığı, yani kurtuluşun idare edildiği merkez Ankara'dır ve yeni bir devletin de kurulduğu merkezdir. Çünkü başkenti de burası yapmıştır Mustafa Kemal Atatürk.
İşte buradan baktığımızda şimdi Ankara sembolik karşımıza çok büyük, tarihsel çok büyük. Anlamı çok büyük. Zaten biz hani oraya daha sonra fırsat kalırsa girmeyi düşünüyordum ama sembolik anlam deyince hani çok ifade etmiş olalım. Biz onu da projelendirdik Ali Bey. Evet. Yani Ankara'nın bu yönünü, bu hafızasını bizim Ankara gençliğine ve tüm Ankara halkına, hatta tüm Türkiye'ye bizim tanıtmamız lazım. Ama maalesef aslında Ankara'nın içinde bu anlamda silüetler, semboller çok az. Hani anıt kabrimiz var, meclisimiz var, eski meclisimiz var, birkaç binamız var. Bunun dışında gerçekten burada bir savaş gerçekleştiğini, buranın bu Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olduğunu, burada şehitlerimizin olduğunu, burada gazilerimizin olduğunu, burada imkansız bir mücadelenin verildiğini algılatacak, sürekli hatırlatacak objeler yok. Mesela Numune Hastanesi civarında bile bir sürü bizim şehidimiz var ama oraya gittiğimiz zaman böyle bir şey biz göremiyoruz. Bu temaları biz öne çıkaracağız, bu şehitlikleri açığa çıkaracağız. Kurtuluş Savaşı'nın da kullanılan tüm binaları biz müze olarak devreye sokacağız. Polatlı'da bununla ilgili bir takım hani anıtlar, yerler evet. var. Orada bir alan da yeni oluşturuldu ama şu an gittiğiniz zaman boş tarla görüyorsunuz orada. Bir şey yok. Buraları biz hani bir turizme açacağız. Hani Çanakkale'den sonra Ankara bu anlamda insanların turizm anlamında da gelip ziyaret ettiği ama her gördüğünde mutlaka o büyük taarruzu hatırladığı, andığı, imkansızların buradan gerçekleştiğini hatırladığı bir devrim şehri olduğunu, bir kesinlikle tarihsel birikimini açığa çıkartacaksınız. Tabii yeni evet. genç, yeni bir cumhuriyet, yeni bir devlet, geleceğe güçlü adımlarla adım atmış yeni bir devlet olduğunu buradan vurgulamamız lazım. Atatürk'ün şehri olduğunu vurgulamamız lazım. Bu anlamda projelerimiz var. Evet. Asıl anlatacağım o değildi. Hani bir Ankara'sı tanımlarken, hani o tanımın içerisinde de böyle bir projemiz vardı. Bunu şu an ifade etmiş olduk Ali Bey. Tabii oldukça önemli bence de. Evet. Yani çok önemli. Ankara'nın tarihsel birikimini, bir Kurtuluş Savaşı sürecindeki rolünü ortaya koymak Ankara'nın yerel yönetiminin de görevleri arasındadır. Ben de şahsen bir Ankaralı olarak kim seçilirse gelirse gelsin Ankara'ya bu konuda Ankara'nın bu duruşunu ortaya koymasından memnuniyet duyarım efendim. Evet. Yani bakınız Ali Bey şu an Ankara biz millet olarak, halk olarak gerçekten bir silmişlik var. Hani büyük hedefleri olan bir halk olmaktan çıktık biz. Yani bir ufuk koyduğunuz zaman insanların önüne ya bu olur mu mümkün değil. Oysa koyduğumuz ufuklar şu an dünyanın geldiği nokta. Hani belki bir tık ötesinde bazen umutlar koyuyorsunuz, hedefler koyuyorsunuz. Bunu halk algılamakta zorlanıyor. O kadar silmiş ki. İşte o yüzden bu bahsettiğimiz proje önemli. Mesela Ankara'nın başkent oluşu bile bu anlamda önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk burayı başkent yapıyor. Aslında karşı çıkılıyor. İşte burası küçücük bir kasaba, çorak arazileri var, binalar yok, tesisler yok, iklim müsait değil, ulaşım müsait değil. Mustafa Kemal ısrarıyla burası başkent oluyor ve gerekçelerini açıklarken Atatürk diyor ki ben bir takım gerekçeler saydıktan sonra tüm bunların ötesinde diyor büsbütün bir gaye daha güttüm. O da Türk milletinin imkansızı mümkün kılan kudretini dünyaya bir kez daha göstermek istedim diyor. Ve bunu aslında o topraklardan, o kasabadan başkent yapmakla da göstermiş oluyor. Evet, evet. Biraz daha güncel konulara gelelim isterseniz. Tabii sizin aslında, Ankara'ya olan sevginizi çok net bir şekilde bu, burada görüyoruz. Aslında bunu ifade etmemin sebebi biz proje oluştururken tanımladığımız Ankara'yı ben vurguluyorum. Şimdi Atatürk'ün Ankara'ya biçtiği bir misyon var. Bu misyon bizim projelerimizin tamamıyla ilintili bir misyon. O yüzden bunu ifade ediyorum. Hı hı, evet. Şunun için şimdi Ankara Atatürk'ün gözlüğünde neydi? Burası çünkü bizim temel vizyonumuz Atatürk'ün Ankara'sını inşa etmek. Çünkü burayı kuran Atatürk, yeni devleti kuran Atatürk, savaş kazan Atatürk. Peki ne misyon yükledi buraya? Burası yeni kurulan devlette kalkınmada, her alanda kalkınmada örnek olacak, tüm şehirlere örnek olacak ve Türkiye'yi lokomotif olarak tüm şehirleri dünyanın
muasır medeniyetlerin üzerine taşıyacak bir şehir. Eğitimde böyle, tarımda böyle, hayvancılıkta böyle, sanayide böyle, her alanda. Dolayısıyla Ankara aslında model ve lokomotif bir şehir. Yani biz buna ana şehir veya ana kent ismini koyduk. Şimdi hedef burada, yani yine onun tarifiyle, muasır medeniyetlerin üzerinde bir Türkiye ve bir Ankara. Şimdi Ankara'yı biz Büyükşehir Belediyesi olarak aslında o tarif edilen yere taşıdığımızda nedir o? Her alanda muasır medeniyetlerin üstünde. Yani dünyanın şu an en önde bilimde, teknolojide, eğitimde, sanatta en önde gördüğümüz ülkeleri neresiyse bunların geldiği noktayı yakalayıp onların önüne geçmek. Bunu Ankara'dan biz başarabilir miyiz? İşte bizim farkımız o Ali Bey. Biz daha iktidar olmadan Ankara'da Büyükşehir Belediyesi ile bunu başarabilecek projeler ürettik. Evet. Tüm projelerimiz de hani şimdi detaylarına kısmen girebiliriz. Aslında buradan neşvine mağbulu diyelim. Ya yani beslendiğimiz bizim kaynak, rehber, vizyon Mustafa Kemal Atatürk burada. Bakın solumuzda. Ve tüm bu hedefleri gerçekleştirebilmek için beslendiğimiz kaynak da Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Başbey'in Milli Ekonomi Modeli eserinde. Şimdi evet, burada aslında tüm çözümler var. Yani bu çözümleri biz belediye şartlarına uyarlamış olduk ve 20 temel etrafında 100 temel proje, 100 dev proje oluşturduk. Bunların hepsi de Ankara'yı her anlamda gerçekten o bahsettiğimiz dünyanın önüne taşımak. Tabii önce yakalamanız lazım. Dünya yakalamak ve dünyanın önüne taşımaktan ibaret projeler. Şimdi hani sorarsanız sorduğunuz sorulara göre bu projelerimizden tabii efendim, projeler 100 temel proje olarak ifade ediyorsunuz. Tabii bunların içerisinde ulaşımdan sağlığa, spordan sanata, evet, kültürden her konuda herhalde burada farklı farklı planlarınız, programlarımız var. İlk olarak ulaşımdan başlayalım uygun görürseniz. Ankara'da bir ulaşım sorunu olduğu ifade ediliyor. Ulaşım alternatifleri çeşitlendirilmesi noktasında hangi adımlar atmayı planlıyorsunuz? Güzel. Ulaşıma belki gelmez diye düşünüyordum ama güzel bir soru sordunuz. Oradan biz girmiş olalım. Peki. Şimdi bu aslında az önceki vizyonumuzu da ortaya koymak anlamında önemli. Şimdi ben rakip adaylarımızı az çok takip ediyorum. Hatta İstanbul'u da takip ediyorum. Birçok şehri takip ediyorum. Şimdi büyük şehirlerde tüm adaylar diyorlar ki biz metro hattını şehre yayacağız. Bunu önceki gün Mansur Bey Yenikent'ten Elmadağ metro hattı diyordu. Efendim Özasek'in de söylediği şeyler benzer. Binali Yıldırım efendim haritalarla metro nerelere yayacağından bahsediyor. Ben bunlara bakıyorum, gerçekten üzülüyorum. Bir taraftan da gülüyorum yani. Yani neden? Şimdi metro teknolojisi artık çağın çok gerisinde kaldı. Biz 30 yıl öncesinin teknolojisini bugün şehre yaymaktan bahsediyoruz hala. Yaymamışız. Yani kısmen bazı hatlarda var. Bunu yayacağız. Ne zaman yayacağız? Belli değil. Şimdi diyelim yaydık bunu. 5 senede, 10 senede yaydık. Ya bu çöp olacak. Yani şu an dünyada metro teknolojisi kalmadı. Kalmıyor. Ne geçiyor metronun yerine? Şu an sürtünmesiz raylı sistemler, tren sistemleri geçiyor. Evet. Ankara'da biz mesela bu vizyonumuzu da ortaya koymak adına hız yuvarı, Hyperloop denilen tren sistemini Ankara'da uygulayacağız. Hı hı. Şimdi bazıları bunu ya işte olur mu, nasıl olur az önce bahsettiğim şekliyle. Ya biz şimdi metro teknolojisi bitti. Bitiyor. Şimdi biz günümüz dünyasını yakalayacak teknoloji neyse, altyapı neyse şu an onu Ankara'ya taşımanın planlarını yapmalıyız. Türkiye'ye taşımanın planlarını yapmalıyız. Şu an dünyada en çok kullanılan sistem bu anlamda hava rayı dediğimiz saatte 600 kilometre hızı bulan ulaşım aracı. Sürtünmesiz bir ulaşım.
Ve bunun şu an Ankara'da mutlaka uygulanması gerekiyor. Yani biz metro ile uğraşıp vakit kaybedemeyiz. Çünkü tüm bu yatırımlar dediğim gibi metal çöp yığını haline gelecek. Benim bahsettiğim hız yuvarı projesi de bunun iki kat daha hızlı bir proje. Şu an dünyada test sürüşleri 2016'da yapıldı. Amerika'da hayata geçmek üzere. Yani Hindistan gibi, Çin gibi birçok ülke de bunun şu an altyapısını hazırlamaya çalışıyorlar. Anlaşmalarını yaptılar. Nedir bu? Bu da bir tüp içerisinde, tünel içerisinde havayı boşaltarak manyetik bir alanda yine sürtünmesiz bir içerisindeki aracı, tüpü, kapsülü diyelim, insan taşıyan kapsülü 1300 kilometre kadar hıza çıkarabilen bir ulaşım aracı. Yani bunu biz Ulus'tan havaalanına, Sincan'a, işte Polatlı'ya, Gölbaşı'na hani artırabiliriz hatları yaydığımız zaman yani 3-4 dakikalık gibi bir zamandan bahsediyoruz. Şimdi bu teknolojiler dünyada var mı? Evet var. Biz niye bunu uygulamıyoruz da hala zamanı çoktan geçmiş teknolojileri biz şehrimize getirmekten, bundan sonraki süreçte getirmekten bahsediyoruz. İşte bu bir vizyonsuzluk. 1937 yılında bu ülke uçak sanayinin yeni olduğu bir dünyada uçak satıyordu dünyaya. Yani şu an örnek aldığımız, peşinden gitmeye çalıştığımız dünyaya biz uçak satıyorduk. Şu an biz uçak yapacağız desem millet yine bunu ütopik bulacağız. Cumhurbaşkanımız sürekli söylüyor. Ortada bir şey yok. Tekerleği bile daha ortada yok. Yani biz dolayısıyla 37 yılında bunu yapmış isek bugün hız yuvarını yapmalıyız. Niye yapmayalım? Havarayları yapmalıyız. Ve bizim de projelerimiz bunlar. Ya bu dünyada var. Yapman gereken bunu buraya transfer etmek. Şimdi zaten biz eğer gerçekten şehircilik yapacaksak, belediyecilik yapacaksak halka bir refah seviyesi sunmak zorundayız. Öyle değil mi? Kesinlikle, evet. Burada insanların 3-4 dakikada ulaşım yapabilme imkanı varken bunu 30-40 dakikalarla ulaşımdan biz bahsediyorsak bunlar kaybedilen zamanlardır. Bunlarla halkı da oyalamaya gerek yok. Hı hı. Aslında burada milletin önüne düşmüş ve hakikaten şu an sandıktan çıkmak için yarıştığını gördüğümüz adayların maalesef vizyonlarının çok dar olduğunu, Mustafa Kemal'in vizyonundan yani bu ülkeyi kuran ve bir hedef koyan vizyondan çok çok uzak olduklarını yani çok net gözlemliyoruz. Şimdi peki. Şunu sorayım izin verirseniz. Genel Başkanınız Sayın Haydar Baş'ın özellikle ekonomi konusunda, üretim evet. konusundaki çalışmaları, eserleri, bu konuda ortaya evet. koyduğu fikirler çok biliniyor. Siz de kendisinin tabii Bağımsız Türkiye Partisi'nin de bir mensubusunuz aynı zamanda, birlikte çalışıyorsunuz. Tabii. Ekonomi anlamında, üretim anlamında Ankara'ya ilişkin bir vizyonunuz var mı, fikirleriniz var mı? Ali Bey, çünkü bu da çok önemli bir konu takdir edeceğiniz gibi. Kesinlikle. Aslında bizim projelerimizden birisi Üreten Ankara. Yani niçin Üreten Ankara? Şimdi biz bahsettiğimiz hedeflere Ankara'yı taşımak için bir güçlü belediye ihtiyacımız var. Güçlü belediyecilik. Buna zengin belediyecilik de diyebiliriz. Bunu oluşturmak için yani belediyenin şu anki gelir kaynaklarının doğru kullanılması tamam ama bunun da ötesinde çok daha yeni artı gelir kaynaklarının belediyeye ve Ankara'ya kazandırılması gerekiyor. Bunun için de üreten Ankara olması lazım. Ne üretecek? Tarım üretecek, hayvancılık üretecek, teknoloji üretecek, sanat üretecek, yeni fikir ve buluşlar üretecek. Velhasıl her şey üretecek. Yani her şeyin üretildiği, devreye sokulduğu bir Ankara. Şimdi Genel Başkanımız Haydar Baş Bey ifade ettiğiniz gibi milli ekonomi modeli eserinin sahibi. Şimdi bizim beslendiğimiz kaynak da bu, söyledim. Yani şöyle bakın iki tarafını, bir tarafta Mustafa Kemal Atatürk, bir tarafta milli ekonomi modeli. Aslında ben buna şöyle bakıyorum, öyle ufuklar açıyor ki üzerimizde. Şimdi burada bir güneş var diyorum, burada da bir güneş var. Şu an Türkiye'de siyasiler
Şöyle bir tarif yaparsak, zifiri karanlıkta ellerinde cep telefonunun fenerini açmışlar, peşlerine halk düşmüş, onunla yollarını bulmaya çalışıyorlar cep telefonu feneriyle. Halk da bunların peşinden gidiyor insanlar. Bir çözümleri yok, ufku göremiyor, bir şey görmüyorlar. Biz güneşle, iki tane güneşle hareket ediyoruz, Bağımsız Türkiye Partisi kadroları olarak ve ben Ankara'da büyükşehir adayı olarak gerçekten bu anlamda çok şanslı hissediyorum kendimi. Evet. Güneş, yani önünüze koyduğunuz zaman ne gecesi var bu işin ne gündüzü. Sürekli biz aydınlıktayız ve sürekli biz ufukları görüyoruz. Önümüzde hiçbir problem, hiçbir karanlık, hiçbir belirsizlik yok. Evet. Ve buradan biz beslendiğimiz zaman üreten bir Ankara. Aslında milli ekonomi modelinin en önemli tarafı tüketim yanlısı olmasıdır. Yani önce tüketen bir toplum oluşturmasıdır. Üretim de bununla birlikte yükselecektir. Anlayış budur. Bir lider, yani çok affedersiniz, bazen biraz genele giriyor gibiyim ama hani bunlar bizim vizyonumuzun anlaşılması için önemli. Tabii tabii, nasıl isterseniz. Ben hani kendimle de kıyaslayarak söylüyorum. Şimdi bir lider halkın önüne düşmüşse Ali Bey, ben iktidar olacağım diyorsa, bir parti kurmuş, önüne geçmişse, şu problemi çözmek zorunda. Nedir o? Şimdi 4 kişilik bir haneye yoksulluk sınırı kadar biraz da üzerinde bir parayı mutlaka temin etmek zorunda. Bu anayasanın da hükümete vermiş olduğu bir görevdir. Şimdi düşünün ki bu ülke yoksulluk sınırıyla bile şu an maalesef... Hatta açlık sınırının altında yaşayan insanlar bile var, değil mi? Tabii. Şimdi yoksulluk sınırı nedir? Bugün 6 bin lira civarında bir paradır. Yani bir lider 6 bin lirayı ben halkımın cebine, bir aileye nasıl koyarım? Bunun hesabını, kitabını yapıp çözümünü ortaya koymak zorunda. Halkın önüne bununla çıkmak zorunda. En önemli problem budur. En önemli vazifesi budur. Bunu Türkiye'de yapabilmiş şu an tek insan Haydar Başbey. Dünyada da yapabilmiş tek insan Haydar Başbey. O yüzden de hani bu tez halkımız gördüğü halde hani belki şu an buna bugüne kadar yeterince sahip çıkmadı ama takip ediyor. Yani dünyaya gittiğimiz zaman Rusya bu tezi uyguluyor. Test etti. 2006'dan beri Rusya'da bu tez uygulanıyor. BRICS ülkeleri dediğimiz ülkeler bu tezin etrafında aslında şekilleniyor. Aslında dünyanın dengeleri şu tezin etrafında ciddi anlamda değişiyor ve şekilleniyor. Şimdi bizim yapmamız gereken buradan beslenmek. Biz genel başkanımızı burada örnek alıyoruz bu anlamda. Nedir? Yani ortaya çıktı ama bir eserle çıktı. Yani bırakın sadece bir konuyu çözmeyi, komple bir tez ortaya koydu. Ekonomik sistem. Ve şu an bundan dünya istifade ediyor. Bizim de istifade etmemiz lazım. Şimdi evet. Biz de Ankara'da yola çıktığımız zaman projelerle yola çıktık. Üretim problemini, tüketim problemini nasıl çözeriz? Bunları tek tek ele aldık. Biraz somutlaştırmanızı rica edeceğim. Şimdi nasıl bir Ankara'da süreç izleyeceksiniz, takip edeceksiniz? Bir defa üretim olmalı ki üretimle beraber de halk zenginleşsin. Hem de halkın cebine girecek parayla üretim bir taraftan tetiklensin. Şimdi biz mesela ülkemizin en önemli problemlerinden birisi tarım. Ankara'nın da önemli evet. problemi hayvancılık ve teknoloji, sanayi teknoloji. Şimdi tarım ve hayvancılıkla ilgili ben projemizi size ifade edeyim. Buyurunuz. Şimdi biz şu an 18 milyar dolar Türkiye'nin tamamının yurt dışına yani tarım ihracatından elde ettiği gelir 18 milyar dolar. Hollanda'nın ne kadar biliyor musunuz Ali Bey? Ne kadar 90 efendim? Milyar dolar. Hollanda Ankara kadar bir ülke, Konya kadar derler. Tarım alanları hani Ankara kadar yok öyle söyleyeyim. Ve deniz seviyesinin altında bir ülke. Bugünkü hava gibi Ankara'daki sürekli efendim yağmurlu, bulutlu bir hava. Buradan adamlar tarım üretiyorlar. Hayvancılık ürünlerini üretiyorlar, marka yapmışlar, 90 milyar dolar gelir elde ediyorlar. Şimdi biz Ankara'ya bir ülke gibi baktık. Buralardan esinlendik. Şimdi Ankara kadar devletler varsa o zaman Ankara'yı da biz bir ülke kabul ettik projelerimizde. Ankara'da tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıracak proje ürettik.
Atatürk Orman Çiftliği projesini biz Ankara'nın her tarafına yayacağız. Projemiz bu. Orman Çiftliği projesi. Burada yine yani baktığımız zaman aslında beslendiğimiz insan yine kurucu Mustafa Kemal Atatürk. O çorak topraklarda kurdu bu orman çiftliğini. Buradan tarım ürünleri üretti. Tüm Türkiye'yi buradan sürükledi. Hayvancılık buradan yetiştirdi. Hayvansal ürünlerle bu alanda halkın önünü açtı. Tohum ıslahı yaptı. Yeni fideler yetiştirdi. Bir tarım ve hayvancılık hamlesi gerçekleştirdi. Aynı zamanda da Ankara'yı yeşillendirdi. Yani bir ormanlık alanlar oluşturmaya başladı. Ama biz tabii bu alanlar bugünkü alanlar değil aslında. Şu an kuş kadar bir yer kalmış durumda. Çok geniş alanlardan bahsediyorum. 56 bin dekarlık bir alan bu. Şimdi biz bu projeyi yani aslında orijini Atatürk'e ait olan bu projeyi Ankara'nın tüm kırsalına, dört bir yanına yayacağız. Belediye olarak öncülük edeceğiz. Hangi topraklarda hangi tarım ürünleri daha kaliteli yetiştirilir ve nasıl kaliteli hale gelir? Hangi tohumlar, yerli tohumları kullanalım burada? En güzel tohumlar ıslahla birlikte nasıl buralarda değerlendirilir? Bunları önümüze alacağız belediye olarak ve biz organizatör olacağız. O ürünleri yetiştireceğiz. Buna sebze tarımı, tahıl tarımı, hem meyve tarımı, sanayi tarımı hepsini sokun. Buralardan biz Ankara'ya yeten, Türkiye'yi hatta besleyebilen, hemen akabinde de dünyaya bunu ihraç eden bir üretim hareketi, tarım üretim hareketi. Hayvancılık onunla beraber harekete geçecek. Buradan yine Ankara'ya yeten et ve süt ürünü anlamında bir üretim hareketi. Buna bağlı tabii entegre tesisler, süt ürünlerini, et ürünlerini işleyecek entegre tesislerle bunu marka oluşturup, kaliteli üretip dünyaya pazarlayacağız. Belediye burada bir pazarlamayla alakalı bir misyon da üstlenecek Ali Bey, bizim belediyemizde. Bir birim Ankara'da tarımdır, hayvancılıktır, sanayidir, teknolojidir ve halkın yerel bazda yaptığı üretimlerdir. Hani bunları markalaştırıp dünyada buna pazar bulacak. Dolayısıyla biz yani çiftçi bunu ekerken, üretirken rahat hareket edecek. Benim garantörüm belediye diyecek, pazarım var diyecek ve güvenerek bu işi yapmış olacak. Tabii bu üretimi ucuzlatmak anlamında belediyenin teşvikleri olacak Ali Bey. Biz aslında Ankara'dan tarım ve hayvancılığı kaldırıp Türkiye'yi aslında bir anlamda sürüklemiş olacağız. Ankara'da bunu başlatıp daha sonra bunu bütün Türkiye'ye yaymak noktasında. Aslında tabii benim vazifem Ankara ama biz olaya hani çok boyutlu baktığımız için Ankara kalktığı zaman Türkiye'de kalkacak. Yani bu bir matematik kuralıdır. Ankara'nın misyonu da budur. Budur zaten başkent olması da bunu gerektirir. Yani Ankara yükseldiği zaman paralelinde Türkiye'nin tüm şehirleri yükselecekler. Nereye kadar yükselteceğiz? Yükselteceğimiz ilk yer dünyanın şu an geldiği her anlamda seviye. Sonra dünyanın da ötesine göçmek. Hani az önce bahsettiğim gibi biz Atatürk'ün o vizyonuyla aslında gitmiş olsaydık şu an dünyanın en önünde devlet bizim devletimiz olacaktı. Belki şu an Mars'ta gezegenlerde bizim araçlarımız olacaktı. Şu an dünyanın geldiği teknolojinin de sanayinin de belki çok daha ötesinde dünyayı biz çok daha ötesine taşımış olacaktık. Hani bunlar zor şeyler değil. Bizim beyin gücümüz var. Her anlamda bizim bunu zenginleştirecek evet. Potansiyelimiz var. Hı hı. Üretim, hani tarım, hayvancılık dedik Ali Bey. Bu aslında halkın da zenginleşmesini sağlayacak. Tabii. Bir gelir kaynağı oluşturacak, istihdam alanları bununla beraber oluşmuş olacak. Halkın refah seviyesi buradan yükselmeye başlayacak. Belediye de buradan gelir elde edecek. Kesinlikle. Tabii üretim hamlesi sadece bundan ibaret değil. Bilmiyorum eğer hani başka sorularınızı tabii ama şu şekilde ben ifade etmek devam istiyorum. Edebilirim. Tabii bu konularda Türk kendinizi ifade ediyorsunuz. Tabii çok da fazla konu var. Tamam, süremizde kısıtlı. Çok fazla. Burada işte
100 dev proje hepsi burada. Evet. Yani şimdi bunları anlatmaya kalksak zaten hepsini anlatma şansımız yok. Biraz ama daha belki hani kısa kısa geçebiliriz. 10 dakikalık bir zamanımız kaldı. Birazcık tabii Ankara bir sanayi de şehri aynı zamanda. Bu konuya ilişkin, sanayiye ilişkin hangi adımlar atmayı planlıyorsunuz? Aslında tabii tam bir sanayi şehri gibi değil Ankara ama gerçekten sanayi şehri niteliği kazanabilir mi Ankara? Evet, kazanabilir. Bu potansiyeli Ankara'nın var. Burada biz Ankara'nın sanayisini teknoloji ağırlıklı bir sanayi planladık ki bizi ciddi anlamda belli seviyelere yükseltsin. Teknokentler, bunun içerisinde işte nano teknokentler, nano biyoteknokentler oluşturarak teknolojinin şu an dünyanın geldiği seviyede artık nano bazda bir teknoloji artık dünyada uygulanıyor. Biz bunu Ankara'ya taşıyacağız. Bununla ilgilenen şirketler var, kuruluşlar var, üniversiteler var. Aslında gençlerimiz bile var. Yani şu an Ankara'da bu potansiyel var. Biz buradan üniversitelerin istifade etmesini sağlayacağız bu kentlerden. Gençliğin istifade etmesini sağlayacağız. Burayla entegre bilim teknoloji üretim merkezleri oluşturacağız. Yine onunla entegre bilim teknoloji eğitim merkezleri oluşturacağız ki gençler, üniversiteler, liseler, hani bu konuya yatkın olanlar hem de yönlendireceğiz biz belediye olarak, buluşlarını ortaya koysunlar, icatlarını ortaya koysunlar. Biz onlara bilgi pompalayalım, biz onları eğitelim, önlerini açalım, malzeme sunarım, materyal sunalım ve onlar bunları ortaya koysunlar. Şirketler, üniversiteler hep işbirliğiyle birlikte Ankara'yı teknolojik anlamda, şu an dünyanın geldiği en ileri teknoloji anlamında yeni buluşlarla biz üretim, burada da sanayi üretimini devreye sokalım. Patentli ürünlerimiz olsun, markalı ürünlerimiz olsun. Bunu dünyaya pazarlayalım. Bakın bizim dünyaya pazarladığımız düzgün bir markalı ürünümüz yok. Cebimizdeki telefon filan memleketlerden gelme. Yani evet, bir maalesef. Tane telefonla bir dijital markayla insanlar ülkelerini kalkındırıyorlar. Bizde marka yok. Biz az önce bahsettiğimiz gibi bu işin önünü açtığımız zaman, yani teknolojinin önünü açtığımız zaman, eğitimle gençlerin önünü açtığımız zaman önümüzde gerçekten şu an çağdaş dünyanın seviyesini hemen yakalayan, önüne geçen ve çağdaş dünyayı da sürükleyen Ankara'dan belediye kurabiliriz. Yani düşünün, bunlar ben aslında bir sanki iktidar partisinin yani cumhurbaşkanı adayıymış gibi konuşuyorum belki ama değil. Bunları bir büyükşehir belediyesi yapabilir mi? Emin olun yapabilir. Devlet şu anki gelirleri az değil ama bunları gerçekleştirmek anlamında tabii yetersiz. Bu bahsettiğimiz projeler belediyelerin gelirlerini güçlü belediyeyi oluşturacak ve ciddi anlamda da bir eğitim hamlesi yapacağız. Yalnız çok önemli bir yer var. Buyurunuz. Bakın şimdi üreten bir Ankara, işin ehline verildiği bir belediyecilik, insanların Ankara'yı yükseltmek için, Türkiye için Ankara'yı yükseltmek için seferber olduğu bir Ankara hayal ediyoruz. Bizim kurduğumuz şu projelerin içerisindeki eğitim, kültür faaliyetlerimizin tamamı aslında buna odaklanmış durumda. Yani hep beraber bir Ankaralılık bilinci oluşturacağız. Bir millet bilinci oluşturacağız. Bunun için şu çok önemli. Halkın ayrılık unsurlarının kalkması gerekiyor Ali Bey. Hani ayrılık unsurları her neyse bunların ayıklanması lazım. Şu an Türkiye'de siyaset ayrılık unsurlarıyla götürülüyor. Bir kutuplaşmayla götürülüyor maalesef. O yüzden projeler, çözümler değil, ideolojiler konuşuluyor. Biz anlayış olarak, Bağımsız Türkiye Partisi olarak bu ayrılık unsurların tamamını elimizin tersiyle yitmiş, birlik unsurlarını ön plana çıkarmış bir siyasi hareketiz. Ankara'da da tüm eğitim faaliyetlerimizde bu anlayışı ortaya koyacağız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, hani bir güneşimiz dedik, bunu kendi döneminde sağladı. Bugün ilk defa bir siyasi lider Atatürk'ten sonra belli bir siyasi yelpazeye hitap etmiyor. 80 milyonun tamamını kucaklayan bir anlayış. Ve ayrılık unsurları her neyse bunları hemen ortaya koyan
efendim bunları parçalayan ve birlik unsurlarını öne çıkaran bir insan. Dolayısıyla hem kafası öyle çalışıyor hem gönlü öyle çalışıyor. Yani bir Hacı Bektaş bugün aslında geçmişte neyse bugüne baktığımız zaman o gönül onda var. Mustafa Kemal'in ufku ve bu anlamdaki kuşatıcılığı neyse bugün bizim genel başkanımızda olduğunu gözlemliyoruz. Tabii onlar bize sirayet ediliyor. Her ikisinin de beslendiği yer aslında Ehl-i Beyt. Yani ağızlarını oraya dayayıp oradan beslendikleri için onların kırıntıları da bize sirayet ediyor. Yıllardır biz Haydar Başbey ile beraberiz. O yüzden şu projeleri biz ortaya koyabiliyoruz. Hı hı. Bakın Atatürk maalesef bu toplumun ayrılık unsuru idi. Dine karşı bir Atatürk vardı bu ülkede. Yani sanki din düşmanı, dinle problemi olan bir Atatürk. Haydar Başbey şu eseriyle dindar Atatürk'ü, gerçek Atatürk'ü ortaya koydu ve halkı burada Atatürk'te kucaklaştırdı aslında. Diğer yandan Ehl-i Beyt eserleriyle aslında hani dış güçlerin de bu ülkede oynamış olduğu bir mezhepsel çatışmanın çoktan önüne geçti. Yani Ehl-i Beyt tezini, eserlerini ortaya koyarak, bunu sürekli vurgulayarak bu alandaki ayrılığı da ortadan kaldırdı. Alevinin, Sünni'nin kucaklaştığı, gönlünü birbirine açtığı, birleştirici duruşunuzu koruyacağınızı ifade ediyorsunuz. Bunun da temel prensibiniz olduğunu vurguluyorsunuz efendim. Yani biz bu yelpazeden herkesi kucaklayan, herkesi kucaklaştıran, herkesin birlik olduğu, hiçbir etniksel ve mezhepsel ayrımcılığın kalmadığı tek bilek, tek yürek, tek yumruk bir Ankara oluşturacağız. Projelerimizin ekseninde bu da var. Ve Türkiye'yi Ankara'dan başlayıp dünyanın zirvesine taşıyacağız. Yani Ankara'yı biz şu an dünyanın her anlamda eğitimde, kültürde, sanatta, tarımda, bilimde, teknolojide geldiği seviyeyi yakalayıp onun üzerine taşıyacağız. Şu projelerle bunları yapacağız. Peki. Tabii önünüzde bir de katalog var. O da herhalde projeleriniz var içerisinde. Tabii, onu da bir bunda, kameraya gösterelim isterseniz. Tabii. Yani onu bu izleyicilerimiz görsün. Tabii. Şu an Ankara'da biz bunu tanıtıyoruz. Basın yayın organlarının şu an çok dikkatlerini çekti. Burada çok güçlü temalar var. Çok güçlü projeler var. Geleceğe ışık tutan burada projektörler var. Türkiye'de aslında siyasetin de biz çıtasını burada ciddi anlamda yukarıda tabii koymuş olduk, yükselttik. Yükselttiniz. Şimdi vakit olmadı. Şu an birçok adaylar şuradan emin olun beslenerek yeni projeler ortaya çıkarıyorlar. Ama gerçekten bu ülkede çözüm var Ali Bey. Bu ülkede proje sahibi insan var, bir kadro var. Bu kadronun Türkiye'de, Türk siyasetinde söz sahibi olması lazım. Ankara'mızın, Türkiye'mizin hak ettiği yer burası değil. Çok çok yukarılarda, dünyanın en önünde bir ülke olmalıyız biz. Bir millet olmalıyız biz. Bunu sağlayacak burada bir anlayış var. Umarım halkımız hani geçmişteki gibi bu kısır döngünün içerisinde kalmaz. Patinaj yapmaz. Bu seçimlerde bu sese, bu anlayışa, bu çözüme reyini verir ve sandıktan güçlü çıkarır ve Türkiye'nin önüne açılır. Umudumuz bu. Bunun için de şu an çalışıyoruz. Gittiğimiz yerlerde bunun karşılığını görüyoruz. Bu işin maya tuttuğunu çok net gözlemliyoruz. Halk aslında şu an bu çözümleri bekliyor, istiyor, arzuluyor, susamış, acıkmış. Bizim sandıktan çıkmamızı bekliyor. Umarım bu seçim bir kırılma noktası olur ve Türkiye az önce bahsettiğimiz dünyanın önüne bir anda, zor şeyler değil. Bunlar hani az önce girişte ifade ettiğim gibi hani ben söylüyor ya Mustafa Kemal Atatürk, hani insanların imkansız gördüğü şeyleri Türk'ün mümkün kıldığını göstermek istiyorum. Aslında Atatürk bir maceraya atılmamıştı. O onların mümkün olduğunu görüyordu. Hani biz de BTP kadroları olarak başkalarının imkansız gördüğünü, imkansız gördüğü bizim için zor şeyler değil, kolay şeyler. Çünkü elimizde projektörler var, çözümler var. Bu
bunları yapabilecek. Ne diyor Atatürk? Muvaffakiyet, muvaffak olacağım diye yola çıkıp yolun sonunda muvaffak oldum diyebilmektir diyor. Ve olacağız. Siz de ifade ettiniz. Muvaffak olacağız diyorsunuz. Hiç şüphemiz efendim, yok. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katıldığınız ediyorum. İçin ve Ankara'ya ilişkin bilgilerinizi, fikirlerinizi, hayallerinizi, vizyonunuzu aktardığınız için, paylaştığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bize kapılarınızı, ekranınızı açtınız ve bu güzel, bu heyecan verici projeleri buradan ifade etme fırsatı, tanıtma fırsatı verdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Görevimiz tabii, bütün adaylarımıza da kapımız açık. Seçim heyecanını Ulusal Kanal ekranlarından yaşamaya devam edebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Evet efendim, Bağımsız Türkiye Partisi'nin Ankara Büyükşehir adayı avukat Mustafa Pak beyefendi konuğumuz oldular. Ve kendileri Ankara'ya ilişkin planlarını, görüşlerini aktardılar. Ve oldukça da inanan ve Ankara'ya ilişkin hayalleri, görüşleri oldukça fazla olan bir aday kendisini dinlediniz. Kendisini ifade etti. Programımızın sonuna geliyoruz. Bizim Kent programı burada noktalanıyor. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle efendim. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.